Herkese merhaba, ben Nani. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok sevilen cilt bakımı videosunun ikincisini çekeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Önce kahve içerek başlayacağım. Oh, çok sıcak. Cilt bakım videosu, 2 dakikada cilt bakım videosu, şuraya bir yere koyarım. Aşırı sevinmiş. Altında çok güzel cici yorumlar da var. Ben de dedim ki niye ikincisini çekmeyeyim. Hemen başladım. Bugün burada cilt bakım videosu çekeceğim. Tuvalette çok karanlık oluyor. Ve bugün Neutrogena'nın ürünleriyle cilt bakım videosu çekeceğim. Şimdi ilk videoda izlerseniz bir şeyleri ters yapıyorum ve zaten ters yapıyorumdur diye de söylüyorum bana güvenmeyin diye. Doğrularını öğrendim. Bir de kendimce birkaç bir şey önereceğim size. Yaz aylarında nasıl bir cilt bakımı yapıyorum kendi cilt tipime göre. Hemen ona başlayalım. Şimdi ben önce makyajımı sildikten sonra peeling yapıyordum. İşte sonra yüz temizleme jelini falan sürüyordum. Böyle abuk subuk şeyler yapıyordum. Öyle değilmiş. Önce yüz temizleme jeliyle yüzümüzü temizlememiz gerekiyormuş. Sonra peeling yapıyormuşuz. Sonra tonikliyormuşuz. Sonra nemlendiricimizi sürmek istiyorsak sürüyormuşuz. İşte kağıt maske yapacaksak onları yapıyormuşuz. Çok fıtı fıtı detay var. Ayakta kalamazdım. Oturmayı tercih ettim. Önce hemen Neutrogena'nın bu arkadaşıyla, yani yüz temizleme jelini kullanacağım. Bunu elimle de yapabilirim, bununla da yapabilirim. Ama bildiğiniz gibi bunu daha önceki videoda göstermiştim. Bugün size başka bir şey göstereceğim için sadece elimle yapıyorum. Şimdi elime şu kadar sıkıyorum. 1,5 diyelim biz ona. Şöyle üstüme bir şeyler koyacağım dökülmesin. Hemen şu elimle hafif bir de böyle ıslatıyorum. Ve temizlemeye başlıyorum. Biraz bastıra bastıra, köpürte köpürte. Şimdi size daha demin gösterdiğim Neutrogena'nın ne denir ona? Narenciye özlü işte nemlendiricisiyle şey var. Şu fıtı fıtısı var. Nemlendiricisiyle peelingi var. Niye onun cilt yıkama jelini almadım derseniz, yorumlarını okudum. Yorumlarında çok fazla sivilce yaptığı ve kimsenin memnun kalmadığı söyleniyor. Biraz daha ıslatıyorum. Ben de o yüzden onu almadım. Zaten benim sivilceye çok müsait bir yapım var. Şimdi yakından da gösteririm size. Cilt şu arkadaşı çıkarttıktan sonra. Benim yaz aylarında cildim çok yağlanıyor. Yani kışın gerçekten kupkuru oluyor. Yazın aşırı yağlı oluyor. Hatta yağdan böyle isilik isilik oluyor yanaklarım. Şuralarımda var. Bakın belki görüyorsunuzdur şuralarımda. Onun dışında benim öyle büyük büyük sivilce problemlerim olmuyor. Ondan dolayı zaten hani isiliklerim bilmem ne varken bir de onunla uğraşmak istemediğim için almadım. Şimdi bence yeterince oldu. Şöyle bir ellerimi sonra yaparım. Şimdi bunu ben şöyle bir, benim böyle mendillerim var. Kenarı işli, oyalı. Sevgili büyüklerim bunları bana işte mutfakta kullanırım, bebeğim olur diye düşündüler. Ama ben tamamen bakım yaparken kullanıyorum. Şöyle bunu ıslatıyorum. Suyum var şurada kişide. Nemli bir bezle bastıra bastıra temizleyeceğim. Şimdi ben bu Neutrogena'nın temizleme jelini kıştan beri kullanıyorum. Bunun içine kaçtı. Neyse. Makyajı da çok güzel temizliyor. Hatta bazen böyle peeling ya da işte makyaj temizleme fıtı fıtısını bulamadığım zaman bu arkadaşla temizliyorum. Makyajıma hiçbir sıkıntısını da görmedim. Şöyle hafif bir daha nemlendirip bir daha sileyim. Sakın benim gibi yapmayın. Foşur foşur yıkayın suratınızı. İçeri gitmeye 30 kere üşendiğim için şöyle temizliyorum, siliyorum.
Dediğim gibi böyle bir mendille, bezle daha doğrusu hafif bastıra bastıra silebilirsiniz. Çok da rahat olur. Sonra da yıkayın. Ben yıkamışım varsayı. Bunu da temizleyeyim. Şimdi bu temizleme jeliyle alakalı çok kötü bir yorum yok. Ben nereden aldım? BİM'den aldım. Bu arkadaşlar BİM'e geldi. Şöyle göstereyim. Bunun yüz yıkama jeli de vardı. Yüz temizleme jeli. Ama sivilce yaptığını öğrendiğim için ben gittim normalini aldım. Çok memnunum. Çok güzel. Hani gerçekten böyle gıcır gıcır ediyor. Şu anda görüyorsunuzdur. Şimdi benim şuralarımda başladı sivilcelenmelerim. İsil isil olmalarım ve siyah noktalarım. Siyah noktayla alakalı bir şey yapmıyorum. Niye? Çünkü beni çok rahatsız etmiyor. Canlandırıcı günlük peeling jeline. Pembe Greyfoot C vitamini canlı ve ışıltılı bir görünüm için cildi arındırır diyor. Lekelenmeye eğilimli ciltler için uygundur. Şimdi benim dediğim gibi çok hassas bir cildim yok. Şimdi önce yine hafif şöyle yüzüme bir nemlendireyim. Hassas cildim yok ama bunu da kıştan beri kullanıyorum. Kesinlikle bence hassas ciltliler kullanabilir. Bazı peelingler inanılmaz, içindeki tanecikler çok sert oluyor. Ve böyle bastıra bastıra temizlerken ya da bastıra bastıra peeling ederken çok fazla derinizi böyle sanki kazıyormuş gibi oluyor. O yüzden onlardan uzak durabilirsiniz. Hassas ciltliler için ben eşek derisi olduğum için ben onları da kullanıyorum. Bunun içindeki tanecikler daha yumuşak. Şöyle göstereyim. Sanki böyle şeker varmış da içinde. Böyle ovuşturdukça eriyecekmiş gibi. O yüzden çok rahat kullanabilirsiniz bunu. Şimdi iyice buralara burnumun şu köşelerine, içlerine yapıyorum. Ben bu seriden aşırı memnun kaldım. Niye bilmiyorum. Daha önceki cilt bakım videosunda başka şeyler kullanmıştım. Görmüştünüz onları. Onlardan da memnunum ama onlar bitti. Yeni bir şey deneyeyim istedim. Bunu da BİM'in aktüel ürünlerinde gördüm. Doğru, BİM'den aldım. Fiyatları 15, 16, 20 civarıydı. Ben üçünü hemen kaptım. Kıştan beri kullanıyorum. Boyları da inanılmaz yetiyor. Şimdi yine şöyle bir mendille. Bunlar at makineye, yıka, sonra tekrar kullan. İnanılmaz rahat ki bence bu yuvarlak süngerlerden de daha rahat olduğunu düşünüyorum. Şöyle elimle şöyle kavruyorum. Çıkarmak istediğim yerlere daha da rahat baskı yapıyorum. Şimdi hafif ıslattım. Şimdi gördüğünüz gibi o taneciklerin hepsi suratımda eridi. Çok da rahat. Şimdi şöyle iki parmağımla bastıra bastıra bir temizleyeyim. Memnun musun diye diğer videonun altına çok yorum geldi. Bu sivilce karşıtı bıdı bıdı ile alakalı. Evet memnunum ama ben her gün yüz yıkama jeliyle yüzünü yıkayan bir insan değilim. Hani belki 2 günde bir, 3 günde bir, haftada bire düşer. Yani benim tek günlük cilt bakım rutini kışında, yazında elimi yüzümü sabah uyandığımda yıkayıp evden çıkmak. Ama bazen böyle gerçekten insanın cildi pütür pütür oluyor. Benim cilt bakım rutinim banyodan banyoya. Çünkü ben hemen hemen her gün yaz kış banyo yapıyorum. Banyodan çıkarken, banyoya girerken peelingimi sürüyorum ama bunu değil diğerlerini. Çıkarken zaten o buharla yüzümde şey olduğu için onu hemen yıkıyorum, keseliyorum, lideriye arındırıyorum. Çıktığım zaman da normal günlük cilt bakım rutinimi uyguluyorum. Günlük dediğim yalan işte, banyodan banyoya. Onun dışında mis gibi olduk. Gördüğünüz gibi gıcır gıcır yaptı. Hani gerçekten temizliyor ve kokusu da çok güzel. Böyle greyfurt, portakal, böyle tatlı tatlı hafif de şekerli bir kokusu var ama hafif şekerli, öyle löpçük löpçük şekerli değil. Şimdi geldik tonik kısmına. Ben tonik olarak hala aynı gül suyunu kullanıyorum. Ama bu sefer size şöyle bir şey göstereceğim. Madem yaz aylarına geldik. Yazın böyle evin içindeyken de, yazlıktayken ya da ne bileyim ben günlük hayatınızda bir yerden bir yere giderken, Allah neyse.
bazen böyle bir şey fıslatmak istiyorum suratıma. Böyle bir ferahlık versin, bir serinlik versin. Bunun için inanılmaz işte nem bombaları bilmem ne var. Hiç öyle bir şey alıp denemedim. Benim kullandığım tek bir şey var. Gül suyu. Onu da şöyle yapıyorum. Şimdi şöyle şişeler satılıyor her yerde artık. Saçım gittikçe açılıyor. Bu şişeden aldım seyahat boy. Şimdi ben bunun içine toniğimi, gül suyumu neyse koyacağım. Şöyle kapatıyorum. Gördüğünüz gibi içinde gül parçacıkları var. Bunu Isparta'dan aldık. Şöyle çalkalıyorum ve bunu dolaba koyuyorum. Ferahlamak istediğimde, makyaj varken de, makyaj yokken de hemen şöyle bir çalkalayıp açıp oh. Böyle nasıl ferahlık veriyor anlatamam. Birinci yaz numaramız budur. Gül suyunu şöyle küçük bir şişeye koyuyorsunuz. Dolaba atıyorsunuz. O böyle dolaptan çıkıyor. Ya, şu an bile ferahlık veriyor. Dolaptan çıktığında yaptığı etkiyi düşünün. Bayağı orijinal bildiğiniz annenizin dedelerinizin evinde olan gül suyu. Toniğimi de bu şekilde sıkıp şöyle elimle yediriyorum. Tonik işlemini de bitirdik. Şimdi benim kafamı karıştıran iki şey var. Nemlendirici sürerken önce kağıt maskeyi mi sürmeliyiz? Kağıt maskeyi yapıp bittikten sonra nemlendiriciyi mi sürmeliyiz? Yoksa normal nemlendirici sürüp üstüne kağıt maskeyi mi yapmalıyız? Benim kafam bu konuda inanılmaz karışıyor. Ama ben önce nemlendiricimi şöyle hafif bir sürüp üstüne kağıt maskeyi yapacağım. Hayır diyebilecek insan var mı şu an bana? Yok. Yapabilirim. Neutrogena'nın ay ben bunu söyleyemeyeceğim. Yağsız yüz nemlendiricisi, pembe greyfurt ve yine C vitamini içeren hafif ve yağsız tüp formülüyle daha canlı ve ışıltılı bir görünüm için 24 saat nemlendirme sağlar. Gerçekten sağlıyor mu? Gerçekten sağlıyor. Kıştan beri kullanıyorum. Kaç mililitre bu? 50 mililitre olmasına rağmen inanılmaz bereketli bir şey çıktı. Şöyle bir fındık kabuğu kadar alıyorum. Şöyle elimle yayıp şöyle alnıma, burun kenarlarıma, en çok kuruyan yerlerime. Bu arada bu hassas ciltliler ya da normal hiç fark etmez. Evde ilk defa hani bu şekilde detaylı cilt bakımı yapan herkese şunu söyleyeyim. Bu kızarıklık normal. Bu kızarıklık ferahlamadan sonra geçiyor. Şöyle yediriyorum. Bitti. Ama şimdi yaz, işte kağıt maskeler var bilmem ne, yapalım mı yapmayalım mı yapalım. Ben kağıt maskelerimi yazıp buzdolabına atıyorum. Evet. Çünkü o ferahlıkla böyle bu kadar işlemden sonra böyle ilaç gibi geliyor insana. O yüzden buzdolabından çıkarttım. Bee Beauty kağıt maske. Bu arada bu nemlendirici bunu yaparken hemen o arada onu söyleyeyim. Aşırı iyi. Gerçekten çok iyi nemlendiriyor. Ben kışın o kuruluğuma bu nemlendirici çözüm buldu. Şöyle göstereyim. Aşırı iyi. Fiyatı da uygundu. Yani aldığım işte ne bileyim ben birine 20 lira vermiştim. Birine 16 lira verdim diye hatırlıyorum nemlendirici. Değdi mi? Fazlasıyla değdi. Beni kışın çıkardı, yazın da çıkarır. Bir de hani tekrarını alır mıyım? Alırım. Evde dursun kullanırım diye. Ama bunlar bittikten sonra yeni bir makyaj yeni bir cilt bakım ürün nü serisi denemek istiyorum. Siz de aşağıya onları yazın. Abla bunu dene, şunu dene, bunu merak ediyorum diyen varsa. Şimdi bu kağıt maske argan yağı ve provitamin B5 içerir. Kırışıklık karşıtı. İnce çizgilerin aralarını dolgunlaştırarak kırışıklık görünümü azalmasına yardımcı olur. Haydi bakalım. Ben kağıt maske alırken neye yarıyor, neye yaramıyor, gram bakıyor muyum? Asla bakmıyorum. Gratis'in indirimini yakalıyorum. Hatta bazen şey de geliyor kağıt maskeler. A101'e falan da geliyor. Yakaladığım indirime yapışıyorum. İşte 2'ye düşüyor, 3'e düşüyor, 5'e düşüyor falan. Hemen alıyorum oradan. Stok yapıyorum evde. Hani lazım olur diye. Ve ben genelde kağıt maskeleri ters tutuyormuşum. Kız açılsana Allah kahretmesin. Ay içim şişti. Ben genelde kağıt maskeleri
Özel bir günün öncesinde, sabahında kullanıyorum. Yani o gün çok yoğun bir makyaj yapacaksam, o gün şıftı tutturuyorum. Küçük yüz problemleri. Bütün kağıt maskeler büyük oluyor suratıma. Şimdi bu dolaptan çıktığı için inanılmaz soğuk, serin ve çok güzel. Şöyle. Şimdi buradan arta kalanı da boynumuza, dekolte bölgesine tabii ki sürüyorsunuz. Ellerinize, kollarınıza, yüzünüze sürüyorsunuz her şeyi. Vücudunuz her yerini sürebilirsiniz. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi bu böyle duracak mı? Durabilir. 5 dakika, 10 dakika, işte kaç dakika istiyorsanız. İstiyorsanız suratınızda kuruyana kadar da durabilir. Ben zaten dolaptan... Bir dur be. Zaten dolaptan çıkardım. Kağıt maskeyle inanılmaz konuşulmuyor. Bunu koparacağım şimdi. Neyse. Zaten dolaptan çıkardım. Çok rahat şu an. Suratım böyle... Nasıl biliyor musunuz? Soğuk suyla duş alıyormuşum gibi. Şimdi size çok tatlı bir şey göstereceğim. Kağıt maskeyi yapıştırdıktan sonra böyle yeşim taşları bilmem ne onlarla masaj yapıyorlar, yediriyorlar, kan dolaşımını hızlandırıyorlar. Çok mantıklı ama ben kalkar da bir yeşim taşını 200 lira verir miyim? Vermem. Eminönü, Şarkan en aşağı katına iniyorsunuz. Orada Asyalı bir teyzemiz var. O hem Asya güzellik ürünleri satıyor. Yaşamı bilmiyorum, 3 sene önce aldım. Hem de şu şekilde masaj aleti satıyor. Ben masaj aletini buldum. Bu bildiğiniz bayağı ağaçtan. Şuraya bir tane vida atmışlar. İki tane de dönen tekerleği var. Ben bunu buldum. Dedim alıyorum. Ne kadar? 1 lira dedi. Aa dedim şaka yapıyorsun. 1 lira elimdeki masaj aleti. Şimdi bu masaj aletiyle 200 lira yeşim taşına vermemenin mutluluğuyla beraber. Şu şekilde 10 dakika, 15 dakika, kaç dakika isterseniz işte 5 dakika, 3 dakika maskemi hem göz altı çevresine hem kaşlarıma, hem burnuma. Oh, yediriyorum. Hani evinizin influencer'ı izlerken şaka yapmıyoruz. Bak 1 lira. Gidiyorsun Eminönü'ne. Ay Eminönü'ne gitmeyen mi var Allah aşkına? Artık herkes Eminönü'ne gidiyor ya. O eskidendi, ben oraları bilmiyorum diyenler. Şimdi herkes gidiyor. Eminönü'nde her şeyin ucuzu uygunu, toptancısı bilmemse her şey var. Ben nişan arifesinde, işte nişan hediyeliği bilmem her şey kendim yaptığım için onlara bakmaya gittiğimde şarkanın en altına indim. Tepsi arıyorum işte, nişan tepsisi. Bunu gördüm. Dedim alıyorum, ne kadardı? 1 lira dedi. Hı, mükemmel. Bak. Yeşim taşı da aynı işlemi yapmıyor mu? Ha, o bir tek taş olduğu için onu koyuyorsun buzdolabına. O da soğuk oluyor, o da güzel olabilir. Ona işte yağ sürersin bilmem. Bu da aynı işlemi yapıyor. Ben kışın bebek yağı kullanıyorum, Dalen'in. Yazın daha da cildim yağlanmasın, daha da sivilceye müsait olmasın diye yağlı ürünlerden vazgeçiyorum. Yazın yağlı ürünleri kullanmıyorum. Kışın da yağlı ürünler kullanıyorum. Çünkü kuruluğu gidersin diye. İşte yazın maskeye masaj yapıyorum bununla. Yukarı yukarı. Kışın da yağları. Bir de bu aralar öğrendim yüz yogası tekniklere. Her şey yukarı yukarı. Her şey yukarı yukarı. On dakika doldu. Şimdi bu arkadaşı şu şekilde alıyorum, çıkarıyorum. Kalanı masaj yaparak yediriyorum. Boynuma, dekolte bölgeme, omuzlarıma, kollarıma. Çünkü niye yedirmeyeyim? Benim suratımda biraz fazla kaldı. Parıl parıl parlıyorum şu an. Evet. Neyse bunu yediriyoruz. Benim yazın eğer detaylı bir cilt bakımı yapmak istiyorsam yaptığım cilt bakımı rutinim bu. Yazın sizi ferahlatacak gül suyu dolaba koyabilirsiniz. Kağıt maskeler dolaba koyulabilir. İnanılmaz rahatlatıyor. Gül suyunu dolaptan alıyorum. Ben mutfakta iş yaparken falan iki fıs fıs yapıyorum. Aa, yapıyorum, geçiyor. Şu an bu da maskede emildi. Gayet güzel bir şekilde. Cilt bakımlarımı genelde banyodan sonra yapıyorum ama yazın atlamadığım tek şey gözeneklerimiz sıcaktan dolayı daha çok açık oluyor. Ondan dolayı da sokaktaki kiri, tozu, nemi daha çok hapsediyor. Yazın eve geldiğim zaman kesinlikle elimi yüzümü bir yıkar, bir o micellar suyuyla bir suratımı temizlerim. Gül suyu sürerim, çarparım, çıkarım. Nemlendirici yazın daha az sürüyorum.
yağlanmayayım diye. Çünkü inanılmaz bir yağ kusuyor benim suratım yazın. Yazın ayrı, kışın ayrı. Kışında umarım sizin de aşağıya yazmanızı bekliyorum. Yeni cilt bakım ürünleri alırız, deneriz. Siz aşağıya yazın. Bunlar bunlar olsun diye. Biz de hemen onları yapalım. Yazlık. Cilt bakım rutinim bu. Bebek gibi oldum şu an. Aşırı mutluyum. Oh. Yazın bu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bilgiler sizin hoşunuza gitmiştir. Gerçi bu çok bilinmeyecek şeyler söylemedim ama gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Gül suları ya da tonikleriniz neyse onlar dolaba, buzdolabına. Kağıt maskeler buzdolabına, geri kalanlar tuvalette durabilir. Neutrogena'nın bu serisinden aşırı memnunum. Tavsiye ediyor muyum? Ediyorum. Ben de bir egzama, kaşıntı bilmem ne hiçbir şey yapmadı. Özellikle bu nemlendiricinin kokusu, şu ikisinin kokusu inanılmaz değil. Kalpol kokusuna benziyor. Çocuk şurubu. Bilmem ona benzetiyorum ben bu ikisini. Gayet memnunum hepsini. Şöyle bir daha göstereyim. Kullanan varsa aşağı yoruma yazsın. Bunu ben kullandım, memnunum değilim diye. Biliyorsunuz herkesin cildi farklı. Herkesin cilt bakımı kendi cildine özgü, kendine. Bunu unutmayalım. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda görüşelim. Sizi seviyorum. Bay bay.